Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere amatör ya da hobi arıcılığı yapanlar için, yani kovan sayısı az olanlar için pratik bir şekilde makinasız oksalik asit vaporizasyon uygulaması, yani en ucuz oksalik asit vaporizasyon uygulaması nasıl yapılabilir? Onu izah etmeye çalışacağım ve bunu neden açıklama ihtiyacı hissettik? Arkadaşlar, Hakan Muti 25 isimli rumuzlu arkadaşımız bizim daha önce benim yaptığım oksalik asit doz aşımı ve yaz döneminde şeker katılmamasıyla alakalı, yani oksalik asitin damlatma formunun doz aşımı yaptığıyla alakalı ve yaz döneminde oksalik asite şeker katılmamasının zararlarıyla alakalı yaptığım videoyu izledikten sonra yorum yapmış. Yani diyor ki, kardeşim diyor, tamam da diyor, öyle kullanma, böyle kullanma, böyle kullanma, bu oksalik asiti nasıl kullanacağız? Bu toz, elimizde toz oksalik asit var. Bu toz oksalik asiti nasıl kullanacağız? Arkadaşlar, en uygun yöntem normalde makinayla, yani ısıtarak direkt vaporizasyon uygulaması. Yani süblimleşme değil. Süblimleşme neydi? Oksalik asiti katı halden sıvı hale dönüştürüp sıvı halden gaz haline dönüştürmek. Bu bunun arıya faydası yok. Varroa'ya da zararı olmuyor. Yani biz varroa'yı döksün diye uğraşıyoruz ama oksalik asit süblimleştirmenin önce sıvı hale dönüştürüp daha sonra sıvı halini kaynatarak, makineyle kaynatarak veya ısıtarak bunu buharlaştırma değil, katı halden direkt gaz haline geçmesi gerekiyor. Yani buna vaporizasyon uygulaması diyoruz. Bunun içinde işte en çok tüpe takılan makineler veya ısı kartuşlarına takılan makinelerle birlikte olanlar var. İşte yurt dışında nesi var? Bunların elektriklileri var. İşte Çin'de nesi var? İşte daha önce benim kullandığım ama aküye takılan fayda sağlayamadığımız, makineye yaktığımız küçük aparatlar var. Bunlarla da yapılabiliyor ama örnek veriyorum, bugün için bir maske alımıyla bir makine alımı yaklaşık 10 bin liraya yakındır herhalde, öyle tahmin ediyorum. Bunu veremeyecek olan hobi aracımız bunu pratik olarak nasıl yapacak? Veya kovan sayısı az olan arkadaşımız, haftada bir giden, 15 günde bir giden, ayda bir giden arasına veya yoğun mesaiden dolayı, memuriyetinden dolayı, yoğun mesaisinden dolayı bir kafa dinlemek için arasına gidip bakan, beslemesini yapan, varroa mücadelesini yapan, işte o tarz arasını yürüten insan bunu pratik olarak nasıl yapacak? Sürekli cebinde şey veya sürekli arkasında tüp mü taşıyacak ya da sürekli makine mi taşıyacak, sürekli maske mi taşıyacak? Bu işin bunu izah etmek için pratik bir uygulama var arkadaşlar. Onu izah edeyim. Bu arada videolarımız, kanalımız herhangi bir abonelik gerekmiyor arkadaşlar. Abone olabilirsiniz, videoları izleyebilirsiniz. Elimden geldiği kadar ben de sizin gibi hafta sonu ya da işte hobi aracılığı yapan, memuriyetinden dolayı arasına ne zaman gideceği belli olmadığı için ona göre beslemesini ona göre ayarlayan, yani uzun salınımlı, uzun süreli ayarlayan ama onun haricinde de mümkün mertebe oksalik asit, formik asit haricinde ürün kullanmayan, kimyasal kullanmayan, yıllardır kullanmamaya çalışan bir kardeşinizin ve bunu yaparken de küresel ısınma iklim şartlarında, nemli iklim şartlarında ve dengesiz iklim şartlarında arıcılığı yaptığımızı hatırlatarak, hastalıkların bol gırla olduğu bir yerde yaparak, yani en zor şartlarda arıcılık yaparak arılarımızı nasıl öldürmeden aynı zamanda işte bal alabileceğimiz, kır çiçeği balı ya da kestane balı nasıl arzu ediyorsanız alabileceğimiz bir formda yapmaya çalışıyorum. Ben de mümkün mertebe yaptıklarımı sizle paylaşmak istiyorum. Paylaşıyorum. Bugüne kadar çok haber duyuyoruz bu yılda. Her yıl duyuyorduk. 2017'den beri her yıl burada yoğun, özellikle de gece soğuklarının olduğu dönemlerde yoğun arı dökülmeleri olur, kovan sönmeleri olur. Biz bunların sebebini anlattık arkadaşlar. Birincisi varroa, ikincisi arıyı zayıf kışlatmak. Altı çerçeve gücünden aşağı kışlatılan her arı riskli. Özellikle de bizim bölgemiz Temmuz ayından itibaren polen kıtlığına düştüğü için, sonbaharda da polen kıtlığı yaşayabildiğimiz için Doğu Karadeniz bölgesiyle ayrışıyoruz. Biz işte Güney Marmara bölgesindeyiz. Bizim buradaki bir yarımada iklimimiz var. Bizim buradaki meramız 7 yıllık döngü içinde olan
Bir yıl tam Karadeniz, bir yıl tam Akdeniz, 5 yılda geçiş iklimi olan, yani daha çok Ege iklimine yakın iklim olan ama yüksek kesimleri de karasal iklim olan, yani işte Doğu Anadolu iklimi gibi düşün veya İç Anadolu iklimi gibi düşün, karasal iklim özelliği taşıyan, %65'i ormanlarla ama denize yakın Poyraz ve Lodos rüzgarlarını çok sert yiyen ve Meltem rüzgarları etkisi, yani buna mikroklima iklim etkisi diyoruz. Derin vadileri olan bir bölgede arıcılık yaptığımız için bizim standart bir iklimimiz yok. Yani standart bir uygulamamız yok. Dolayısıyla biz işte arıcılık kitaplarında anlatılan ya da diğer Türkiye'nin birçok bölgesinde uygulanan sistemlerden farklı uygulamalardan farklı uygulamalar yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bizim arı zararlımız çok. Yani şöyle söyleyeyim, 3 katlı ya da 2 katlı komple 20 çerçeve arıyı ormana götür ya da ormanın kenarına götür. Genellikle orman ve ova iklimi bir olan bölgeler. 2 ay sonra git, arının yerinde yeller eser, bal da alamaz. Yani bizde arı zararlısı çok ve arının doğada yaşayabileceği şartlara uygun bir durum yok. Öyle bir şey yok yani. Ve doğada arı bulamazsın yani. Aşırı derecede zirai ilaçlama olan bir yer. Arı kuşlarından tut martılara kadar. Yılda 2 kez arı kuşları, 2 kez de martılar. Martı saldırısıyla birlikte. Neredeyse ana arı üretiminin çok kısıtlı yapılabildiği. Diğer bölgelerde mesela örnek veriyorum, paylaşıyorlar. İşte bir yılda bir kovanı 13 kovan yaptım diyorlar. Yapabilirler ama bizim bölgede maksimum 6 yapabilirsin. Ne kadar beslersen besle. Dolayısıyla yavrunun hiç kesilmediği, varroanın ve hastalıkların gırla gittiği, arı zararların bombusundan tut sarıcasına kadar, Japon eşek arısına kadar gırla gittiği bir merada arıcılık yaptığımız için, o yüzden diyoruz ki dünyanın en zor arıcılık yapılabilen bölgelerinden birisi de Yalova diyoruz. Ne Kocaeli'ye benzer arıcılığı, ne İstanbul'a benzer, ne Tekirdağ'a benzer, ne Balıkesir'e benzer, ne Bursa'ya benzer. Kendine özel dinamikleri var, iklim özellikleri var. Ondan dolayı elimden geldiği kadar sizlere faydalı olacak uygulamaları anlatmaya çalışıyorum. Dengesiz iklim koşullarında arıcılık yapabilmek için. Şimdi arkadaşlar, bunun için malzemeleri sayıyorum. Yani pratik ve en az masraflı oksalik asit vaporizasyon uygulamasını. Arkadaşlar, bu kutular var. Metal kutular, yani içecek kutuları, meşrubat kutuları. İşte buna kola kutusu diye tabir ediyoruz. 330'luk ya da 250 milimlik kola kutularından ya da işte teneke meşrubat kutularından malzememizin birisi bu. İkincisi de T-Light denilen küçük mumluklar var. Şöyle oval şeklinde küçücük, 2 santimlik, 2,5 santimlik. Buna ihtiyacımız var. Sonra elek teline ihtiyacımız var. Ve naylona ihtiyacımız var. Yani kovan üst örtüsü naylon olacak. Çuval işe yaramıyor arkadaşlar. Naylon olması gerekiyor. Bir tane de yarım ballık ya da tam ballığa ihtiyaç var. Üstüne atabilmek için, uygulamayı yapabilmek için. Şimdi bunu anlatayım size. Elimde kola kutusu ya da meşrubat kutusu olmadığı için bir cam kavanoz üzerinden anlatayım. Oksalik asiti. Kullanacağımız oksalik asitin miktarı ne olacak? Normalde 2 gramla 3 gram arası kullanılıyor. Oksalik asit 10 çerçeve hacimdeki bir kovana. Yani kovan 10 çerçeve. Diyelim siz 10 çerçevelik bir kovan kullanıyorsanız, içinde 2 çerçevede arı olsa, 10 çerçevede arı olsa, 4 çerçevede arı olsa, 6 çerçevede arı olsa, kullanacağınız varroaya etkili olabilecek olan oksalik asit miktarı 2 gramdan aşağı düşmemeli, 4 gramdan yukarıya çıkmamalı. Normalde. Yani kaliteli bir oksalik asitten bahsedersek ve kuru formda, toz kuru formda, tam kuru, hiç nemli olmayan, hiç beklememiş kutusunun ağzını, kapağının, oksalik asit kutusunun ağzını açar açmaz kullanacağımız formda yeni aldığımız bir oksalik asit de bu. Ama bizim bölge yoğun nemli iklim olduğu için bizim nem şartlarında kovan kapağını açtığımız zaman bile pardon, toz oksalik asitin ambalajının kapağını açtığımız anda, uygulamayı yapıp kapatana kadar içeride oksalik asit bir miktar nemleniyor ve devam eden periyotta, bir yıl içinde her bu kapağı biz açıp kapatırken oksalik asit
etkisinin yarısına düşüyor. Çünkü oksalik asit ısındıkça ya da havayla temas ettikçe sulanabilen bir madde. Ve sulandığı için de ne yapıyor? Deformasyona uğramış oluyor. Kimyasal yapısı deformasyona uğruyor ve oksalik içindeki oksalik asiti biz ısıttığımız zaman bundan tam faydalanamıyoruz. Yani ne oluyor? Oksalik asit beyaz duman şeklinde çıkacakken bu sefer su buharı, renksiz duman ya da renksiz su buharı şeklinde çıkıyor. Ve bu da arıların üstüne tam yapışamayabiliyor. Dolayısıyla arının üstüne su buharı yapışmış oluyor. Yani nemlendirmiş oluyoruz kuvanı. Başka bir işe yaramıyor yani. Ve bu yüzden de oksalik asiti eğer nem durumuna bakacaksanız, eğer nemli iklimde uzun süre beklemiş bir oksalik asit de bunu 2 kat 3 kat uygulamak gerekiyor. Yani normalde 10 çerçeve bir kovana siz 2 kat 2 gram olarak uyguluyorsanız bunu 2 kat olan 4 gram ile 3 kat olan 6 grama göre siz kovana koyacağınız hacme göre ayarlayacaksınız. Ve üzerine yarım ballık atıyorsak örnek veriyorum 4 gram. Üzerine tam ballık atıyorsak 6 gram. İşte oksalik asitin nem durumuna göre uzun süre beklemişse yarım ballık dahi atsanız 6 gram dahi kullanabilirsiniz, uygulama olarak kullanılabilir. Yeterince buharlaşma olması için. Oksalik asiti nereye koyacağız? Hani 4 gram ya da 6 gram dediğim. İşte teneke kutunun bu bölümüne, üst bölümüne gramla ölçeceğiz, koyacağız arkadaşlar. Ya da bunun için pratik bir yöntem de var. Ne yapıyorlar? İşte peçetelere, oksalik asiti peçetelere koyup peçetelerin ağzını düğümlüyorlar işte gramaj olarak. Bunu normalde makinaların içine atıyorlar. Yani oksalik asit vaporizasyon makinalarının içine atarak tüpü yakıp onu da onunla birlikte yakabiliyorlar. Ama bizim bunu bu şekilde uygulamamız icabında kovanın içinde yangına sebep olabileceği için biz herhangi bir işte peçete ya da başka bir ambalaj kağıdı ya da kağıt ambalajı içinde koymuyoruz. Direkt tenekenin üstüne koyuyoruz. Bu bölüme koyuyoruz. Ve bunu teneke kutusu olarak ele aldığımızda, yani teneke kutusu olarak varsaydığımızda ne yapacağız? İşte diğer kutu kolanın şu alt kısmını ya da işte meşrubat kutusunun şu alt kısmını, bir bölümünü açacağız. Hem hava alması için alt kısmı açık olmayacak, üst kısmı açık olmayacak, etrafı açık olmayacak. Sadece bir bölümü açık olacak. Buradan hava alacak. Ve biz tea light denilen o mumlu buradan şu kadar ebatında 2-2,5 santim genişliğinde mumluk. Bunu yakarak arkadaşlar buraya koyacağız. Ve üstüne 4 gram ya da 6 gram oksalik asiti koyacağız. Ve bunun altına arıların çerçevelerinin üstüne komple 10 çerçevenin üstüne yani elektrik koyacağız ki arılar alttan yukarıya çıkmasın. Yani aşama ne? Kovan kapağını kaldırıyoruz komple. Önce bir elektrik koyuyoruz. Elektriğinin demir olması daha iyi. Normalde işte fiberglass elektrikleri de var. Onları da kullanabilirsiniz ama demir elektriği daha iyi. Arının çıkmayacağı kadar, yukarıya çıkamayacağı kadar boşlukları sık olması gerekiyor. Yani bu ne demek? 5 milimetreden daha düşük olması gerekiyor aralıkları. Propolis ızgarası koyabilir miyim? Propolis ızgarası koyarsanız arkadaşlar, o propolis ızgarasının aralıkları 2 milim, 3 milim olduğu için ve yaklaşık yarısı plastik olduğu için oksalik asit vaporizasyon uygulaması yaptığınız zaman duman tam aşağıya nüfuz edemez. O yüzden propolis ızgarasını tavsiye etmiyorum bu uygulama için. Elektriği onun üstüne meşrubat kutusu, teneke kutu, içine tea light mum yanar vaziyette, üstüne oksalik asit 4 gram veya 6 gram, sonra bunun üstünü naylonla kapatıyoruz arkadaşlar. Yani naylon dediğim tam üstüne temas etmeyecek şekilde, yarım ballık ya da tam kat ballık koyduğunuz zaman hangisine yani temas etmeyecek şekilde yükseklik olarak 250 milimlik olan kutu meşrubat kutularından da kullanabilirsiniz. 330'luktan da, 330'luk koyuyorsanız tam ballık koyabilirsiniz veya işte 250'lik koyuyorsanız yarım ballık. Mesafeyi siz ayarlayacaksınız. Üste temas etmeyecek, yani oksalik asit rahatlıkla buradan etrafa yayılabilecek, kovan içine komple yayılabilecek şekilde olması gerekiyor.
Ve üstünü naylonla kapatıyorsunuz. İster kapağını kapatın, isterseniz naylon o şekilde dursun. Naylonun eğer kapak kapatmayacaksanız naylonun etrafına dışarıya herhangi bir şey sızmaması için, hava sızmaması için ya da oksalik asit vaporizasyonu dumanı sızmaması için bir tane lastikle beraber, hani bu don lastiği tabir ettiğimiz lastiklerle birlikte bağlayarak, sıkıca bağlayarak naylonun arasından dışarıya sızmayı engelleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde yaparsanız, aynı zamanda dışarıdan içeriği gözlemleme imkanınız da olduğu için icabında oksalik asit dumanın ya da işte oksalik asitin komple bittiğini gördüğünüz esnada biraz daha bekleyip, birkaç dakika daha bekleyip, bu esnada yine mum yanıyor içinde, birkaç dakika daha bekleyip içeride dumanın tamamen aşağıya arıların üzerine çöktüğünü gördükten sonra, tahliye edildiğini gördükten sonra bu şekilde dışarıdan gözlemle birlikte siz bu sistemi daha sonra deforme edebilirsiniz. Yani bozabilirsiniz. Tekrar eski haline getirebilirsiniz ve böylece arılarınıza homojen bir oksalik asit vaporizasyon uygulaması yapmış olursunuz bütün arılarınıza. Ve burada da dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar, kovan dibine çok fazla varroa dökülmese bile bakın bu uygulamayı devam ettirmeniz gerekiyor. En az ayda bir olarak ve oksalik asit vaporizasyon uygulaması yılda en az 7 kere yapıldığı zaman, yılda en az 7 kere yapıldığı zaman komple 365 günlük sezonda varroa mücadelesini kontrol altına alabiliyorsunuz. Üremesinin arılara zararını azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla normalde 10 kez, en sık da 12 kez, yani her ay 365 günlük döngüde her ay yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ve yapacağınız oksalik asit vaporizasyon uygulaması, benim çok varroam var diyorsanız arkadaşlar, 4 gün arayla tekrarlayabilirsiniz. 4 gün arayla bu uygulamayı tekrarlayabilirsiniz. 4 gün arayla 7 kez ya da 7 gün arayla 4 kez de tekrarlayabilirsiniz. Burada özellikle de içeride çok kış arılarınız varsa, yaşlı arılarınız varsa bunu bir kez uygulamayı, daha sonra tabii arını uygulama öncesinde besleme yapmış olmanız gerekiyor. Arını, yani bu uygulamayı, oksalik ya da formik asit uygulaması, arıya tok verilir. Tokken yapılır arı. O yüzden arıya açken uygulamayı yapmayın. Bütün varroa mücadele ilaçları arıya tokken yapılır. İster kekle besleyin, ister şurupla besleyin ama mutlaka arının tok olması gerekiyor karnın. Çünkü oksalik asit ve formik asit aslında bir pestisit etkisi gösterir. Yani arı üzerinde zirai ilaç etkisi gösterir. Çünkü bunlar böcek döken ilaçlar. Varroa da böcek, arı da böcek. Dolayısıyla aynı cins olan bir canlıya bunu düşük doz vererek arıya bunu biz verdiğimiz zaman, bizim verdiğimiz doz düşük doz olarak arıya etki ediyor. Yüksek doz olarak varroaya etki ediyor ve yüksek doz etkeden varroa bu pestisitten, yani bu oksalik asitten etkilenip düşüyor aşağıya ve düşük doz olan arı hayatta kalıyor. Dolayısıyla bu etki yarar zarar dengesini iyi gözetmemiz lazım. Onun için de arıyı dinç tutacak bağışıklık sistemini düzeltebilmek için karnını tok tutmamız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sorularınız olursa beklerim. Bu uygulamayı benim oksalik vaporizasyon makinem var ama kovan sayım az olduğu için şey olarak arıya gitme periyodum da, memuriyetimden dolayı, çalıştığımdan dolayı da sık gidemediğim için, yani işte örnek veriyorum, sizin gibi 3 günde bir arıyanın başında olamadığım için bu uygulamayı deneyerek, yaparak, işte tüp taşımaktansa, makine taşımaktansa, maske taşımaktansa bakacağız. Eğer pratikse biz de yaparız, biz de buna döneriz. Bereketli olsun arkadaşlar. Sorularınızı beklerim.